arkadaşlar. Acil Matematik TT Soru Bankası'nın çözümlerine hız problemleri konu başlığı ile devam ediyoruz. Bu videoda 3. testin çözümünü yapacağız. İlk soruda A ile B şehirleri arası 720 km'dir. A'dan saat 8'de saatte 40 km hızla yola çıkan bir otobüs CD noktalarında 15'er dakika mola vererek B'ye varıyor. Otobüs her moldan sonra hızını 20 km arttırıyor. Uzunlukların bize eşit olduğunu vermiş. Burada A, B arasının tamamı da 720 olduğuna göre o zaman 3'e böldüğüm zaman her birinin 240 km olduğunu söyleriz. Buna göre otobüs B şehrine saat kaçta varır diye sormuş. Şimdi A'dan saat 8'de yola çıktı ve 40 km hızla e, çıkan, yola çıkan otobüs C ve D noktalarına 15'er dakika mola vererek B'ye varıyor. Şimdi burada 40 km hızla gittiğine göre o zaman 40 çarpı t dediğimiz zaman burada t'nin 6 olduğunu buluyoruz. Yani burada saat 6 saat sonra o zaman buraya varmış. Daha sonra 15 dakika burada beklemiş. 15 dakika diyelim. Hızını 20 km arttırmış. Yani artık hızı 60 olacak. Yine 240 çarpı buradan t dediğimiz zaman t değerimiz 4 gelecek. Burasını 6 saatte almıştı. Burasını 4 saatte aldı. Burada bir 15 dakika daha mola verdi. Daha sonra tekrar D'den B'ye giderken yine hızını 20 artıracağı için 80 gelecek. 240 çarpı T. T de buradan 3 olacak. Burasını 3 saatte aldı. Toplamda o zaman 6, 10, 13 saat. 15 er dakikada burada durduğu için yarım saat. Yani 13 saat 30 dakika karşılık gelecek. Otobüs B yerine saat kaçta varır? Saat 8'de yola çıkmıştı. 13 saat hatta 13 saat 30 dakika sonra burada B noktasına varacak. Kıpladığımız zaman da 21.30'da B noktasında olduğunu buluyoruz. İkinci soruya bakalım. A ve B birbirlerine doğru V1 ve V2 hızlarıyla aynı anda hareket eden otomobil ve bisikletli C noktasına karşılaşıyorlar. Karşılaşmadan sonra bisikletli hızını 2 katına, otomobil hızını 8 katına çıkarıp aynı anda karşı kentlere vardıklarında V1 bölü V2 oranı nedir? Şimdi e, burada önceki C noktasına karşılaştılar. Mesela buradaki AC için şöyle söyleyeceğiz. AC mesafesi V1 çarpı T kadar zamanda buraya vardı. Diğeri de V2 çarpı T kadar zamanda buraya vardı. Bisikletli hızını iki katına çıkartıyor. Şimdi buradan bisikletli de devam ediyor. AC yolunu burada V1 çarpı T kadarlık yolu V2 hızıyla normalde hızını iki katına çıkarttığı için 2V2 oldu. Ve e, diğeri de yine aynı şekilde mesela burada Yine aynı anda karşı kentlere varıyorlar. O zaman T2 kadar zamanda diyelim burası ya da T1 diyelim bunlara T demiştik. T1 kadar zamanda da buradan buraya vardı. Diğeri de C'den bu tarafa doğru giden de buradaki CB arasında V2 çarpı T olarak yazdım. V1 hızıyla giden araba hızında 8 katına çıkarttığı için 8 V1 çarpı aynı T1 zamanda varacak. Buna göre V1'in V2 oranı sormuş. Şöyle bir oranlama yapalım burada. T'ler gitti, T1'ler gitti. V1 bölü V2 oranı. Burada 2 ile 8 sadeleştirdiğimiz zaman V2 bölü 4 V1 geldi. İçler dışlar çarpma yaptığımız zaman V2'nin karesi 4 V1'in karesi oldu. Her iki tarafın kare aldığımız zaman V2 değerimiz 2 V1 geldi. O zaman V1'in şöyle burada oranladığımız zaman V1'in V2 oranı da 1 bölü 2'ye eşit işte oldu. Üçüncü soruda O merkezi dairesel pistin çevresi 180 metredir. Şimdi 4'te birlik çeyrek kısmı burası olduğuna göre o zaman 184'e böldüğümüz zaman şuradaki mesafenin de 45 metre olduğunu söyleriz. A ve B noktalarından şekildeki gibi aynı yönde hareket eden iki araç ikinci kez kaç dakika sonra karşılaşırlar. Şimdi öncelikle aynı yönde gidiyorlar. O zaman hızlı olandan yavaş olan hızını çıkartacağım. 8 eksi 3'ten 5 çarpı t. Burada aralarındaki mesafede 45 çıkarttığımız zaman burası da 135 metre. Bunu ne kadar zamanda varacak ona bakalım. Buradan 27 dakikada vardı. 27 dakikada karşılaştığını buluyoruz. Birinci karşılaşma. Mesela burada bir yerde karşılaştıklarını düşünelim. Daha sonra şimdi 3 olan buraya doğru gidecek. Aynı şekilde burada karşılaşmalarından sonra ikisi de aynı yönde. Karşılaştıktan sonra yine aynı şekilde 8 olan da mesela bu yönde gidecek. Diğerini aynı şekilde ne kadar zamanda tekrar yakalayacak ona bakalım. Aynı yönde burada oldukları için yine aynı şekilde hızlarını burada çıkartacağım. 5 çarpı Burada T kadar zamanda toplamda bütün bir tur atacakları için bu çemberde 180 metreye karşılık gelecek. Ve T'nin değerini de buradan 36 olarak bulacağız. 36 dakika ikinci bir karşılaşma için de bir 36 dakika daha gerekecek. İlk başta 27 idi daha sonra 36 dakika buradan da topladığımız zaman 63 dakika sonra ikinci kez karşılaşmış olacaklar. Dördüncü sorumuza bakalım. Bir harekette gideceği yolun yarısına gittikten sonra kalan yolu hızını iki katına çıkararak tamamlıyor. Harekette geri dönerken yolun tamamını gidişte ortalama hızına eşit bir hızla geri dönüyor. Buna göre hareketinin giderken aldığı süre dönerken aldığı sürenin kaç katı? Şimdi x kadar yoldan bahsedelim ya da 2x kadar yoldan bahsedelim. Çünkü yarısını demişti burada. 2x kadarlık yolu ve hızıyla t kadar zamanda gitti diyelim. Daha sonra burada yarısını gittikten sonra 2x kadar da hatta yolun tamamı 2x burada x olarak aldık yarısını v kadar hızla t kadar zamanda gitti. Daha sonra kalan yolu yani x kadarlık yol kaldı hızını iki katına çıkartarak tamamlıyor demiş burasında t1 kadar zamanda gittiğini söyleyelim. Harekette geri dönerken yolun tamamını yani bu sefer 2x kadarlık yolu gidişteki ortalama hızına eşit bir hızla dönüyor. Ortalama hızını o zaman burada bulmamız lazım. Ortalama hızımız burada şöyle söyleyeceğiz v. Ortalama toplam yol bölü toplam zaman. Şimdi toplam yolumuz 2x kadar, toplam zaman ise burada t yalnız bırakırsak x bölü v artı burada x bölü 2v. Toplam buradaki ortalama hızını bulmamız lazım. 2x bölü burada payda eşit dediğimiz zaman 3x bölü 2v geldi. 2x çarpı 2v bölü 3x. X'er sadeleşti ve 4 bölü 3 v oldu. Yani burada da hızı bu sefer 4 v bölü 3 ile gidiyormuş. Giderkenki hızının ortalama hızına eşit bir şekilde dönüyor. Hareketinin giderken aldığı süre, dönerken aldığı sürenin kaç katı buradakine de t2 diyelim. Şimdi e, burada giderken aldığı sürenin, dönerken aldığı sürenin kaç katı biz e, burada t artı t1, diğerde t2. Yani aslında şunu istiyoruz, t2 bölü t1 artı t değerini istiyoruz. Buradan katını bulalım. Buna göre e, Bizden aslında hareketinin giderken aldığı süre dönerken aldığı sürenin kaç katı? Yani bunun aslında tam tersini istiyor. T1 artı T bölü T2 değerini istemiş. Şimdi T1 değerini burada ve T değerini X ve V cinsinden yazacak olursak X bölü V artı X bölü 2V geldi. T2 ise şöyle ikileri sadeleştirelim. 3X bölü 2V geldi. İşlemlerimizi burada yaparsak 3X bölü 2V Burada da 3x bölü 2 vyi ters çevirip çarptığımız zaman 2v bölü 3x sadeleştirdiğimiz zaman da burada bir katına eşit olduğunu buluyoruz. Beşinci soru da şekilde verilen yolda A noktasından yola çıkan bir araç levhaya kadar belli bir hızla gittikten sonra levhadaki uyarı gereğince hızını 3 bölü 2 katına çıkartmış. Levhaya kadar olan yol tüm yolun 3 bölü 5'i. Şimdi toplam tüm yol 5x ise buradaki mesafenin 3x olduğunu söyleriz. 5'te 3 olduğu için. Yolun tamamında toplam harcanan sürede 52 dakika. Buna göre levhadan sonra araç kaç dakika yol gitmiş? Şimdi e, hızını 3 bölü 2 katına çıkartıyor. Mesela burada 3x kadarlık yolda hızı da 2v olsun. 3 bölü 2 katına çıkarttığında da burada geriye kadar geriye kalan 2x kadarlık yolda da 2v'nin 3 bölü 2 katı 3v hızı olacak o zaman. Toplamda da sürenin 52 dakika olduğunu söylüyor. Şimdi burada x eşittir vt dediğimiz zaman sürenin yol bölü hız olduğunu biliyoruz. O zaman buradaki süre yol bölü hızdan 3x bölü 2 ve Aynı şekilde burada da 2x bölü 3 ve toplam zamanı ve bunun 52 dakikaya eşit olduğunu söylüyor. Buna göre burada payda eşitledik. 3 ile 2 ile genişlettim. Buradan 9 artı 4'ten 13x bölü 6 v geldi 52 eşit sadeleştirdik 4 geldi ve x'in buradan 24 v eşit olduğunu bulduk levhadan sonra araç kaç dakika yol gitmiştir şimdi e, burada şöyle yapalım bir de bunu kullanalım mesela ilk ifadede 3 x eşittir 2 v çarpı burada t demiştik şimdi x gördüğüm yere de 24 v yazarsam eğer burası 72 v eşittir 2 v çarpı t sadeleştirdiğimiz zaman da t'nin 36 olduğunu bulduk yani ilk başta burada hızı 30 İlk başta 36 dakikada gidiyormuş buraya kadar olan mesafeyi. Geriye kalanında da burada 52 olabilmesi için 16 dakikada da buradaki ikinci kısmı gidecek. Levhadan sonra araç kaç dakika yol gitmiştir dediği için de cevabımız 16 geldi. 6. soru A şehrinden bir kamyon, B şehrinden ise bir otobüs birbirlerine doğru yola çıkıp 3 saat sonra karşılaşmışlardır. A'dan e, otobüs gitmiş ve o hızıyla diyelim. B'den de kamyon gidiyor ve K hızıyla diyelim. 3 saat sonra burada bir C noktasında karşılaşıyorlar. Araçlar karşılaşıncaya kadar kamyon yolda 40 dakika mola vermiş ve karşılaşmadan 2 saat sonra B şehrine varmış. Şimdi otobüs burada C'ye vardığında şimdi 3 saat sonra varmış ama 40 dakika yol gitmemiş. Yani aslında 2 saat 20 dakika yol gitmiş. Şimdi otobüsün hızı VO dedik. 2 saat 20 dakika yani 140 dakika. Burada kilometre olduğu için saate çevireceğim. 140 bölü 60 saat sonra AC mesafesini almış. Daha sonra karşılaşmadan sonra ise 2 saatte B şehrine varmış. Yani yine VO hızıyla bu sefer 2 saatte BC mesafesini almış. Şimdi burada oranlama yaptığımız zaman VO'lar sadeleşecek. Buradan 2'ye böldüğümüz zaman 7 bölü 3 bölü 2 geldi. AC'nin BC'ye oranı oldu burada. 2'yi de ters çevirip çarptığımız zaman buradaki oranımız 7 bölü 6. Yani AC mesafesini 7X, BC mesafesini ise 6X olduğunu söyleyebiliriz. A-B şehirler arasındaki uzaklık da 520. Şimdi tamamı o zaman 13x 520'ye eşitse x de buradan 40 geldi. Yani burası 280 burası aslında 240 kilometreymiş. Otobüs B şerinden A şehrine ne kadar sürede gelir? Şimdi e, burada biz burada ilk başta otobüs için almıştık. bu Bize e, kamyon için verdi. Tam tersi buradakiler aslında V kamyondu. Bunları sadeleştirdiğimiz için bir şey değişmedi. Buradaki kamyon için A'dan burada C'ye gitti. V-K burası V-O diyelim. Şimdi otobüs B şehrinin A şehrine gidecek. Tam tersini yazmışız. B şehrinin A şehrine kaç saatte varır? Şimdi B'den C'ye giderken 3 saatte gitmişti. Bu şekilde de VO'nun hızını bulalım. VO çarpı 3 saatte 240 km yol almıştı. Buradan da otobüsün hızının 80 olduğunu bulduk. Şimdi C'den de A'ya gidecek. 80 km hızla T kadar zamanda 280 km yol alacak. Buradan da sadeleştirmelerimizi yaptığımız zaman 7 bölü 2 yani 3,5 saatte de buradan buraya varacak. B'den A'ya toplamda ne kadar olur? 3,5 saat. Burada 3 saat. Burada toplamda 6,5 saatte B'den A'ya varmış oluyor. 7. soru. Dünyanın en hızlı uçan kuşu olarak bilinen gökdoğan kuşu saatte 180 km hızla batıdan doğuya doğru uçmakta. Rüzgar ise saatte 60 km hızla doğudan batıya doğru esmektedir. Buna göre A şehrindeki gökdoğan kuşunun bu şehrin 1200 km doğusundaki B şehrine gidiş dönüşü en az kaç saat sürer? Şimdi burada e, gökten kuşunun hızının 180 verilmiş. Ters, ters yönde işe ise rüzgarın olduğunu söyleniyor. Dolayısıyla burada ters yönde olduğu için 180 60 kilometre burada hız olmuş oldu. T kadar zamanda bu şehrin 1200 kilometre doğusundaki demiş mesafe 1200. Ne kadar zaman sürer? Gidiş bu şekilde. Şimdi buradan 120 dolayısıyla T değerimiz buradan 10 geldi. 10 saat sürdü giderken. Dönüşte ise rüzgarla aynı yönde olduğu için 180 artı 60 diyeceğiz. Çarpı t burada da yine 1200 eşit olacak. 240 çarpı t 1200 geldi burada. Sadeleştirdiğimiz zaman da t'nin değerini de 5 bulduk burada. 5 saate dönecek. Dolayısıyla toplamda 15 saat sürmüş olacak. 8. E soruda A ve B noktalarından sırasıyla hızları 3 ve 5 saniye olan iki bisikletli sisli bir havada karşılık olarak yola çıkıyorlar. A ile B arası 310 metre. A'dan yola çıkan bisikletli 20 metre ilerisini, B'den yola çıkan bisikletli 30 metre ilerisini görebiliyor. B noktasından yola çıkan 100 metre ilerideki kırmızı ışıkta bir süre bekleyip yeşil yandıktan sonra yola devam ediyor. Bu iki bisikleti birbirlerini hareketlenen 45 saniye sonra gördüklerine göre trafik lambası kırmızıdan yeşile kaç saniye sonra geçmiş? Şimdi B'den hareket eden 100 metre ileridekini burada kırmızı ışıkta bekleyecek. Hızının burada 5 olduğunu, burasının 3 olduğunu vermişti. 100/5'ten bölü 5'ten 20 saniye. Mesela buradan buraya geldiğinde 20 saniye geçmiş olacak. 20 saniyede 100 metre yol aldı burada. Diğeri de aynı şekilde o buraya geldiğinde diğeri de yine aynı şekilde 20 saniye yol alacak. O zaman 20 çarpı 3'ten 60 metre o da yol almış oldu. Burada 60 metre burada 100 metre yol alınmış oldu. Şimdi e, daha sonra toplamda da 45 saniye sonra birbirlerini görüyorlar. Mesela 20 saniye geçti o zaman bu bir 25 saniye daha gidecek. 25 çarpı 3 dediğimiz zaman da 75. Yani toplamda 75 artı 60'tan 135 metre gittiğinde görmüş olacak. Bu da aynı şekilde şimdi 25 saniye geriye kalmış. 20 saniyesini gitti zaten. 25 saniye gittiğinde de burası 20 çarpı 5'ten burada da 100 artı diyelim. 125 olacak. Yani burası 225 geldi. Burası ise 135. Şimdi buradakine şöyle söyleyelim. Aradaki mesafenin ne kadar olması lazım? Biri diğerini 20 metre ilerisini görüyor. Diğeri 30 metre. O zaman ikisinin de birbirlerini aynı anda görebilmesi için aralarındaki mesafe en fazla 20 olması gerekecek. Burada 20 metrelik de bir mesafe var. Şimdi o zaman şöyle söyleyelim. 135 metre zaten ilerledi. 20 metresinde gördüğüne göre o zaman A'dan 135 artı 20'den 155 metre sonrasını demek ki A'dan gelen burada görebiliyor. Şimdi geriye o zaman toplamda 310 metreydi. 155 çıkartırsak 155 metre kaldı. 155 metre gitmesi gerekiyordu buradakinin. O zaman e, burada hatta şu 125'i eklemeyelim. Çünkü bekleme süresini hesaplamadık. İlk başta bir 100 metreydi. 155 metre gitmesi gerekecek bunun. 100 metresinin gitti geriye kaldı 55 metre. 55 metrede 5 metre bölü saniye hızla gittiğinde 11 saniye daha gitmiş olacak o zaman. Şimdi geriye 20 saniye artı 11 saniyeden 31 saniye. tane de 31'i çıkarttığımız zaman o zaman 14 saniye kırmızı ışıkta beklemiş olacak. O yüzden de cevabımız B şıkkı gelecek. 9. soruya bakalım. Okan oyuncak tren seti ile bir deney yapacaktır. Önce 6 metre uzunluğundaki trenin tünele girişinden tüneli tam olarak terk edişine kadar geçen süreyi ölçmüş. Daha sonra trene bir vagon daha ekleyip trenin uzunluğu 13 metre ulaştığını gözlemlemiştir. Okan trenin hızını %10 azaltarak aynı türeden, tünelden geçiş süresini ölçtüğünde ilk sürenin yarısı kadar arttığını gördüğüne göre tünelin boyu kaç metre? Şimdi önce 6 metre uzunluğunda bir tren var x de tünelin boyu olmuş olsun. Toplam gideceği yol 6 artı x olacak. Daha sonra burada hızının da mesela v olduğunu söyleyelim. Ve geçen süreyi ölçmüş t kadar zamanda gittiğini söyleyelim burada. Daha sonra trene bir vagon daha ekleyip trenin boyunun uzunluğunun 13 metreye ulaştığını görmüş. Şimdi trenin boyu 6 iken artık trenin boyu 13. Tünelin boyu değişmedi hala x. Ve e, bu şekilde 13 metreye ulaştığını gözlemlemiş. Okan trenin hızını %10 azaltarak aynı tünelden geçiş süresini ölçtüğünde demiş. Hızını %10 azalttığında o zaman burasını şöyle diyelim 100V olsun burası %10 azalttığında 90V oldu. İlk sürenin yarısı kadar arttığını görüyor. Burasına da 2T dersem burası artık T olacak. Buna göre kesirlerle uğraşmamak için bu şekilde yaptık. Şimdi bu iki ifadeyi birbirlerine oranlayabiliriz. Buradan V'ler ve T'ler sadeleşir. Sıfırlar sadeleşir. Daha sonra kalanları şöyle bir yazalım. 6 artı x bölü 13 artı x. 10 çarpı 2'den burada 20, burada da 9 kaldı. İçler dışarı çarpımı yaparsak 54 artı 9x. 13 çarpı 20'den de 260 artı 20x geldi burada. Şimdi burada bir işlem hatası yaptık. Sanırım şöyle bir kontrol edelim. X sürenin yarısı kadar arttığını demiş. Biz şöyle dedik 2t dedik yarısı kadar artacaksa burası 3t olacak. Öyle bir hata yaptık. Dolayısıyla 9 çarpı 3'ten burası aslında 27. Tekrar yapalım. 27 çarpı 6 dediğimiz zaman 6 kere de buradan 42, buradan 12, 16 geldi. 162 artı 27x, 260 artı 20x geldi. Buradan 20x diğer tarafa aldık 7x, 162 diğer tarafa gönderdiğimiz zaman buradan 98 gelecek. x değerimizi 7'ye böldüğümüz zaman buradan 14 değerini elde edeceğiz. Tünelin boyu kaç metredir demiş. Tünelin boyunu x dediğimiz için cevabımız buradan 14'e eşit oldu. Biraz önce yaptığım hata burada ilk sürenin yarısı aldım. O yüzden 2t'yi t olarak aldım burada. Ama ilk sürenin yarısı kadar arttığı için 2t'nin yarısı kadar yani t kadar arttığında 3t geleceğini burada düzenlemiş olduk. 10. soru yapılan bazı çalışmalar nedeniyle şekildeki yolun B noktasının sağında kalan kısmı B noktasına beton duvar konularak trafiğe kapatılmış. Zeki bu yolda duvara yaklaşacak biçimde 90 kilometre bölü saat sabit hızla motosiklet sürmekte. Yolun A noktasından geçtiği anda korneye basmış. Çıkan korna sesi 2 saniye sonra Zeki'nin kulağında yankılanmıştır. Sesin havadaki yayılma hızı 340 metre bölü saniye olduğuna göre A noktasının duvar olan uzaklığı kaç metre? Şimdi burada hızını bize kilometre ve saat cinsinden verilmiş. 90 kilometre bunu şöyle yapalım. E, şimdi burada sesin yayılma hızıyla aynı şekilde motorun da yayılma hızı aynı cinsten yapalım. Yani metre bölü saniye cinsine çevirelim. Kilometreyi metreye çevirmek için öncelikle burasına 3 ile 3 tane 0 ekledim. Ve saate çev saniyeye çevirebilmek için de 3600'e de böldük. Buradan sadeleştirdiğimiz zaman da değerimiz buradan 25 metre bölü saniye geliyor. Şimdi burada mesela mesafenin şöyle olduğunu düşünelim. X kadar mesafe olduğunu düşünelim. X kadar mesafe o buradan geçtikten sonra çünkü kornaya basıyor. Ve e, korna'nın aldığı mesafe burada x kadar yol. Dönüşte de şimdi normalde e, aynı zamanda motosiklet de ilerleyecek. Bir saniyede 25 metre ilerleyecek. 2 saniye sonra kulağına geldiğine göre iki saniyede de 50 metre yol almış olacak. Dolayısıyla mesela motor buraya dönüş olarak dönüşte mesela geçtiğinde burada tamamın x'e kadar gelmeyecek çünkü yerinde durmuyor. 50 metrede o ilerlediği için o zaman buradaki yolda x eksi 50 metre olacak. Yani toplamda bu sesin havada aldığı yol 2x eksi 50 metre olacak. Ve e, buradaki zam bize hızının 340 metre bölü saniye olduğunu vermişti. Ve buradaki değerinde 2 saniye boyunca da yol aldığını söyledi. Buna göre buradan x değerini bulmaya çalışalım. Şimdi 2x eksi 50 değerimiz burada 680 gelecek. 2x eşittir buradan 730. 2'ye böldüğümüz zaman da 365 değerine eşit olacak. A noktasının duvara olan uzaklığı kaç metredir dediği için de cevabımızı buradan bulmuş oluyoruz. 11. soruda eşit mesafeli 10 tane istasyon olduğu bir metroda sabit hızlı iki trenden hızlı az olan tren 1. istasyondan hızlı fazla olan tren 10. istasyondan birbirlerine doğru birbirlerine doğru aynı anda harekete başlıyorlar. Burası 1. istasyon burası 10. istasyon olsun. Ve burada hızı az olan tren 4. istasyondayken diğeri 5. istasyondaymış. Şimdi burada 4. istasyona gelebilmesi için burada mesela 2, 3, 1, 2, 3 tane burada yol gidecek. 3V diyelim hızına. Diğeri ise 5. istasyona gelecekmiş. Yani burada 9, 8, 7, 6'ya geldiğine göre 1, 2, 3, 4, 5 yol alacağı için hızlının burada hızı da 5V olsun. Buna göre hızı az olan tren 10. istasyona ulaştığında demiş. Şimdi 10. istasyona ulaşabilmesi için burada 6 tane daha durak gidecek. Yani 3 ve burada 3 ve hızıyla olan 6 durak gittiğinde 10. istasyona ulaşacak. Diğer tren 1. istasyona ulaşıp hiç vakit kaybetmeden geriye dönüp kaçıncı istasyona gelmiş olur. Diğerin hızında 5V olduğunu söylemiştik. Şimdi 3V olan 6 durak gidiyorsa 5V olan da 10 durak gidecek. Burada 5. Beş, duraktan itibaren 10 durak gidecekse o zaman 10 durak gidecek. Şimdi burada 5. duraktaydı. Buradan itibaren 10 durak gitmesi lazım. O zaman bakalım 1, 2, 3, 4 gitti. 5, 6, 7, 8, 9, 10 durak gittiğinde 7. istasyona gelmiş oldu. O yüzden de cevabımız C şıkkı geldi. 12. soruda Hamza Cumartesi ve Pazar günleri aynı yoldan aynı hastaneye gidecektir. Her iki günde de hastaneye aracıyla gidecek olan Hamza aracın navigasyonu açmış Trafiğin yoğun olduğu kırmızı bölümün uzunluğu trafiğin akıcı olduğu mavi bölümün uzunluğunun 3 katı. Buraya x kadar mesafe varsa burada o zaman 3x kadar mesafe var. Dolayısıyla toplamda da 4x mesafe eşit pazar günü hep mavi göstermiş. Her iki günde de Hamza'nın mavi bölümdeki yollarda hızları aynı. Burada mesela V1 hızı kırmızıda V2 olsun. Buradaki hızda V1 olacak o zaman. Cumartesi günü Hamza'nın mavi bölümdeki kırmızı mavi bölümdeki hızının kırmızı bölümdeki hızına oranı. Şimdi buradakine bakalım öncelikle. 4x kadarlık yolu v1 hızıyla 40 dakikada saate çevirse 40 bölü 60 saat olacak. Sıfırlar gitti, dörtler gitti. Buradan v1 eşittir 6x geldi. Şimdi burada da zamanı 55 dakika olduğunu vermiş. O zaman buradaki yolları mesela yol bölü hız dediğimiz zaman yol bölü hız dediğimiz zaman burada şey bize süresi verecek. O zaman direkt şöyle diyebilirim. 3x bölü v2 kadar sürede kırmızı yolu alacak. x bölü v1 kadar sürede de Mavi yol olacak ve toplamda 55 dakika. Yine onu saate çevirirsek 55 bölü 60 gelecek. Şimdi V1 yerine 6x yazarsam buradan x'ler sadeleşir. 1 bölü 6 kalır. Onu da karşı tarafa alalım. 3x bölü V2. 55 bölü 60 eksi 1 bölü 6. Onu da 10 bölü 60 yazalım. Buradan da 3x bölü V2. 45 bölü 60 o eşit işte olur. 15'e böldük 3. 15'e böldük 4 geldi. 3'ler gitti. Buradan da V2'nin değeri 4x geldi. Cumartesi günü Hamza'nın mavi bölümdeki hızının demiş. Mavi bölümdeki hızı V1, kırmızı bölümdeki hızı V2. Bunların oranını istemiş. Yani buradan V1'in burada 6x olduğunu biliyoruz. 6x bölü 4 xten oranımız 3 bölü 2 geldi. 13. soruda bir hastanenin zemin katında A ve B olmak üzere iki asansör vardır. B asansörün hızı A asansörün hızının 2 katı. Burası 2 v burası B. Dahiliye servisinden bir hasta bulunduğu kattan zemine B asansörle 60 saniyede inmektedir demiş. Şimdi 60 saniyede B asansöründen bu B asansörü zemine iniyormuş. Zemin kattan daire servisine gitmek için B asansörüne binen birisi yanlışlıkla daire servisine daha alt katlı bir kattı inip e, hiç vakit kaybetmeden aynı anda A asansörüyle daire servisine başlangıçtan itibaren 70 saniyede ulaşıyor. Şimdi o zaman şöyle söyleyelim. Mesela A asa ilk başta B asansörüne biniyor. B asansörüyle T kadar zamanda gittiğini düşünelim. A asansörle de toplamda 70 saniye ise 70 eksi t kadar saniyede gittiğini düşünelim. B asansörü 2V hızıyla t kadar zamanda gitti. Daha sonra A, hız, A asansörle de V kadar hızla 70 eksi t kadar sürede gitti. Ve bu süre normalde yani buradaki yol normalde de B asansörle yani 2V hızıyla 60 saniyede gidiliyordu. İkisi de aynı yola eşit. Buna göre buradan 2VT artı 70V eksi VT 120V'ye eşit. Daha sonra burada VT çıkarttık. VT eşittir 70 ve diğer tarafa aldım. 50 V geldi. V ile sadeleştirdiğimiz zaman da T'nin burada 50 saniye olduğunu bulduk. Yani ilk başta B'de 50 saniye sonra A'da da 20 saniye gidiyormuş demek ki. Şimdi burada 60 saniyede 2V hızıyla gidiyordu. Yani normalde mesela burada daireyle zemin arasındakine baktığımız zaman 60 çarpı 2'den burada 120V ile gidiyordu. Şimdi ise burada zeminden yine aynı şekilde zemin kattan dahiliye servisine bu sefer gidiyor. Bu sefer ise 50 saniye burada gittiği için 50 çarpı 2 diyeceğiz. Yani 100 v gelecek. Buna göre daire servis hastanenin en az kaçıncı katında demiş. Şimdi 120 V ve 100 V şeklinde geldi. Oranladığımız zaman da buradan 6 bölü 5 oldu. Şimdi bu 6 bölü 5 değerini şöyle düşünelim. Mesela burada e, ile zemin arası. Mesela buradaki değerimiz daire ile zemin arası. Daire ile başka bir katın arası aslında. Daire ile zemin arası 6'ya. Başka bir katla zemin arası ise 5'e karşılık geliyor. O yüzden de burada 6 bölü 5 daha fazla sadeleşmeyeceği için dahiliye ile zemin arasının o zaman en az 6 kat olması lazım. Bu oran mesela 12 bölü 10 olsaydı 12. katta olabilirdi. Başka bir kat 10. kata karşılık gelebilirdi. En az dediği için en sadeleşmiş hali 6 bölü 5. Burada dahiliye ile zemin arasındaki mesafe. Burası ise yine aynı şekilde dahiliye ile başka bir katın arası. Aralarında o zaman burada bir kat kalmış olur. Ve en az da dahiliyenin burada olduğu katın 6. kat olduğunu söyleyebiliriz. 14. soruya bakalım. Şekildeki A ve B şehirleri arası 900 km ve mola yeri C noktası B şehrinde arası Arasıymış 300 km. A şehrinden B şehrine seyahat eden bir kamyonun hızı saatte 100 km, B şehrinden saatte hızı 200 km olan bir turizm şirketinin otobüsü A şehrine doğru hareket etmiş. Kamyon otobüsle karşılaştığında demiş. B şehrinden yine aynı turizm şirketinin bir otobüsü A şehrine doğru harekete başlamış. Şimdi burada karşılaştıklarının ve e, mola yeri olarak C veriliyor. Şimdi karşılaşma mesafesi olarak şöyle diyelim. Hızları birbirlerine doğru oldukları için topladık. Çarpı T kadar mesa T kadar zamanda 900 kilometreyi alacaklar ve buradan da T'nin 3 olduğunu buluyoruz. Yani 3 saat sonra karşılaşıyorlar. Kamyon otobüsle karşılaştığında B şehrinden yine aynı turizm şirketinin bir otobüsü aynı şehrin A şehrine doğru harekete başlıyor. 3 saat sonra o zaman 100 çarpı 3'ten 300 kilometre burada karşılaşıyorlar. 100 çarpı 3'ten 300 kilometre gitmiş. Diğeri 200 çarpı 3'ten 600 kilometre. burası 300 kaldı zaten. 600 km gitmiş. Burada karşılaşmışlar. Daha sonra tekrar A şehrinden harekete tekrar bir otobüs çıkmış. Kamyon mola yerince, yerine varıncaya kadar. Şimdi 300 kalmıştı zaten. 300 geriye kalan 300'ü 100 km hızla tekrar 3 saatte varacak. Mola yerine varıncaya kadar yani 3 saatte bu turizm şirketinden kaç tane otobüs varıncaya kadar bu turizm şirketini kaç tane otobüsüyle karşılaşır. Şimdi e, burada tekrar gittiğinde yine aynı şekilde bir karşılaşmadan sonra mesela burada e, B'ye bu vardıktan sonra B'deki buraya vardıktan sonra yani 3 saat sonra tekrar buradan bir otobüs çıkıyor. O 3 saat buraya gelene kadar buradan da tekrar bir otobüs yine aynı şekilde 200 km hızla çıkacak. 3 saat burada yine aynı şekilde 600 metre, 600 km yol olacak. Yani e, o sonuç olarak buraya gelene kadar buradan bir tane daha çıkmış olacak. Yine aslında birbirine karşılaşmalarını burada bulalım. 100 de geliyor. Burada çıkan 200 de geliyor. 300 km hızla. T kadar zamanda aralarında kalan mesafede 600. Yani 2 saat sonra şurada bir yerde karşılaşacaklar. İkinci karşılaşma burası birinci karşılaşma burası ikinci karşılaşma bir saat sonra da o C'ye varacak. Şimdi geriye bir saat kaldı burada karşılaştıktan sonra tekrar B şirket B'den bir araç çıkacak. Geriye burada tekrar aralarındaki mesafe bu sefer toplamda iki saatte burası olduğuna göre burası o zaman 200 burası 100 kaldı. Aralarındaki mesafe 400 400 kilometre ve birbirlerine doğru geldikleri için hızlarını topladık 300 çarpı T yani T buradan 4 bölü 3. 1 saatten fazla bir zaman sonra karşılaşacakları için o bir saatte buraya varmış olacak. O yüzden daha fazla karşılaşmayacak. 1 ve 2 de karşılaştığı için sadece iki tanesiyle karşılaşmış olacak. Evet arkadaşlar hız problemleri ile ilgili olan 3. testimizi de tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.